Hayatının bir döneminde elektrik idaresinde işçi olarak çalışmışsın. Az buz da değil, bayağı bir 7-8 senelik bir süreçten bahsediyoruz. O deneyim eminim sana birçok şey kattı. Yani biraz ondan bahsedelim mi kısaca? Yani hayat deneyimi lazım oldu. Evet, haftanın 6 günü çalışıyordum mesela, sabah 8 akşam 6'ya kadardı yani neredeyse. Bazı günler pazar günleri de mesai oluyordu. Elektrik teknisyeni olduğum için zaten mezun. Evet, şimdi daha kolay meslek oldu. Lisesinde. Aynen. Yani sayaçta işte kontrol, elektrik kesme, açma, kaçak kontroller gibi işte dilekçelere falan gidiyor. Evet. Belalı iş. Birazcık öyleydi. Ama dediğimiz gibi bana hayat önemi oldu. Aynı zamanda hem aileme maddi anlamda birazcık yardım edebilmek hem de müzikle uğraşıyordum. O zaman stüdyolara gidiyordum. Stüdyolar hep pahalı, paralıydı yani birçok şeyler. Onu da karşılayabilmem için. Yani biraz bana destek anlamında, yoksa ben hiçbir zaman yapmak istemedim o şekilde çalışabilmek. Yani müzikten istediğim bir zevk, duyduğum bir işten para kazanabilsem yapmazdım mesela ama mecbur bir dönem hayatımın yapmak zorunda kaldım. Yani. Ama onu yaparken müziği de hiç bırakmadın. Evet, hiçbir zaman bırakmadım. Müzik zaten asıl işim gibi görüyordum. Yani hani haftada 6 gün çalışsam da elektrik dersinde ben kendimi hep müzisyen olarak gördüm. Yani. Peki Gecekondu'da doğdun. Hayatının bir döneminde işte elektrik idaresinde çalıştın, işçiydin. Sonra bir rap star oldun. Bütün dünya seni tanıdı, sadece Türkiye değil. Çok merak ediyorum, Üsküdar'daki o küçük çocuk için ve elektrik idaresinde çalışan o genç için para ne demekti? Rapstar Ceza için para ne demek? Vallahi eskiye göre daha çabuk zor ulaşılabilir bir şeydi o zamanlarda. Yani böyle hayalini kurduğumuz bazı şeyler falan çok daha ulaşılmaz geliyordu mesela. 2002'de işi bıraktım işte ben o saat, o zamandan sonra. İlk Türkiye turnesiyle başladı zaten. Medcezir albümü çıkmıştı, ilk solo albümüm. İşte Diyarbakır, Gaziantep, Elazığ, Batman, Güneydoğu turu yaptım ilk olarak. Beni en çok çeken maddiyattan ziyade gittiğim şehirlerde hiç tahmin bile edemeyeceğim insanlar beni karşılaması, her kültürden, her farklı şeylerden insanlar. Etnisitelerden. Kesinlikle bu sevgiyi, bu güzelliği görmek benim hayat amacımı daha fazla müziğe doğru yöneltti kesinlikle. Maddiyat her zaman benim için hep ikinci planda kaldı. Hep duygusal olarak adımlar atıp yoluma devam ettiğim bir süre. Ama para kazanmak da tabii ki önemliydi. Hem işimi yaparak hem de para kazanabilmek tabii ki güzel bir şey oldu. Belli bir süreden sonra 2003'ten... İstediğin işi yaparak değil evet, mi? Evet. 2003-2004'ten sonra zaten daha profesyonelce her şey devam etmeye başladı yani. Parayla ilişkin çok kuvvetli değil. Yok, değil açıkçası ya. Eskiden bir dönemim mesela... Düşkün olsaydın kadar... burada söyler miydin? Evet, paraya çok düşkünüm. Tabii ki bir dönemim mesela var. Yani paraya düşkün herkes kadar en azından. İsterdim tabii ki ama şimdi öyle değil ya. Gerçekten sağlığın ve sevginin, insanların değerini bildiği zaman insana belli bir şeyden sonra... Bence yeterince, yeteri kadar kazanana kadar herkes paraya düşkündür ya. Aynen. Mesele orada bırakabilmek. Yani ulaştığında bırakabiliyor musun, bırakamıyor musun? Peki Üsküdar'a ayrı bir parantez açalım. Çünkü Üsküdar'da doğdun, büyüdün. Çok sevdiğini de biliyorum. Sana karakterine, müziğine nasıl yansıdı Üsküdar? Eski Üsküdar da çok harika bir yerdi. Yani benim babaannem de Üsküdar'da yaşardı. Küçükken gider gelirdim. Üsküdar ne ifade ediyor senin için? Üsküdar'lı olduğum için de çok şanslı olduğumu düşünüyorum kendim. Çünkü çok farklı kültürlerden, etnik kökenlerden birlikte arkadaşlarım vardı. Onlar sana birlikte yaşadı. Komşularımız, çocukluk arkadaşlarım, doğru, okuldaki arkadaşlarım. Yani öyle durumlar vardı ki yani bazen cenaze oluyordu mesela ya da onların düğünü oluyordu arkadaşlarımın. Kilisede ya da Ermeni Rum mezarında çok cenazeye gitmişliğimiz var çünkü. Hepsi komşularımız da ya da onlar bizim dini bayramlarımızda karşılıklı şeyler böyle. Yani bu güzelliği jestler mesela yaşamış olmak çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Çünkü böyle de olabilir, bu toplumda böyle de yaşanabilir olduğunu gördüm ben zamanında yani. Tabii. Bu benim için sözlerime de yansıyan. Çok gördük. Evet. Yani ve çok arıyoruz. Herkese de inşallah böyle örnek olsun, bu empatiyi kurabilsinler. Bir arada kardeşçe, barış içinde yaşayabileceğimiz bir toplum olsun. Yani Üsküdar bu anlamda bana çok şey kattı kesinlikle. Tarihsel anlamda da kesinlikle birçok tarihi yerin olması, yapılar, arkadaşlarım ve görmüş geçirmiş insanların, ya daha oturmuş nezih insanlarla birlikte ettiğimiz sohbetler de bana çok fazla şeyler kattı. Mesela bizim mahallemizde Basri amca vardı, müzisyen mesela. Bütün enstrümanları çalabilir. Onunla birlikte vakit geçirmek Üsküdar, ayrı bir şey. Üsküdar'lıdan bağımsız değil tabii yani. Tabii içinde. Ki kesinlikle. Tabii. Yani gittiğimiz birçok yere ailemle geceleri o Üsküdar sahilinde yürümek, çay içip çekirdek yemek. Yani Kız o şeyler seyretmek değil mi? İnanılmaz keyif veren zamanlardı. Bizim oturduğumuz mahalle askerlik şubesinin o tarafı çok yakın Zeynep Kamil mesela. Oradan baktığım zaman aşağı ben denizi görebilecek kadar boşluğu hatırlıyorum mesela çocukluğumda Üsküdar'ın. Tamam. Şimdi bir alt sokaktan başlıyor binalar yani. Tamam. İmkansız öyle bir şey görebiliriz. Tamam, tamam.
kıyının paralelindeki sokaklar deniz görmüyor artık. Aynen. Evet. Peki şimdi sen bir ozansın. Yazdığın sözleri müziğe oturtuyorsun. Şiiri nasıl tanımlıyorsun? Yani şair olmak yetenek mi gerektirir, yoksa farkındalık mı, gözlem mi, yoksa bunların hepsi mi? Ya açıkçası birçok yön gerekiyor yani şiir yazabilmek için. Bir dil merakı galiba, değil mi? Evet, bence dilinizin, yani kullandığınız dilin ve geniş çapta diğer dillerin de biraz hakim olmanız da çok önemli tabii. Başka dillerin de. Yani bizim dilimizde mesela Arapça ve Farsça terimler çok vardı mesela, eski Osmanlıca, eski Türkçe'de. Özellikle o şiirler ve o zaman da yazılmış olan edebiyat her zaman daha güçlü olduğu da literatürde de bilinir yani. Eğer öyle güçlü şeyler yazabilmek için eski ve yeni dile hakim olmanız gerekiyor lazım bence. O yüzden ne kadar çok şey bilirseniz kendi dilinizin eskisi ve yenisiyle ilgili bence o kadar güçlü şeyler yazarsınız. Şiirin de boyutu tabii ki insanların okuduğu zaman anlam ve duygusal anlamda etkilenmesi ya da kendisi de eşlik edip okurken kafiye ve teknik olarak etkilenmesi. İki şekilde yani göze mi hitap edecek, yani kulağa mı hitap edecek, yoksa gönle mi hitap edecek şiir. Yani birkaç şekilde ele alınabilir. Hatta akla da, değil mi? Aynen. Peki başka diller var mı sende Türkçe dışında? Yani çok hakim değilim. Çok az mesela yani daha doğrusu biraz İngilizce, biraz Almanca. Çok az böyle Fransızca biraz yakalayabildiğim kadar böyle şeyler. Alışverişim yapıp sokakta kalmayacak kadar, evet, yiyip içecek kadar. Tamamdır yani zaten. Onlar o kadar Türkçe bilmiyorlar. Hala meraklı mısın okumaya? Yani okumaya zaten çok odaklanmamdan dolayı birazcık sorun yaşadığım için daha kolay okuyabildiğim şeylere ve daha kolay öğrenebileceğim şekilde artık izliyorum. Okumakla seyretmek artık çok farklı olmamaya başladı şu dönemde. Çünkü öğretici şeyleri izleyerek daha kolay öğrendiğimi fark ettim mesela. Sosyal mecraları mı kastediyorsun? Oradaki sosyal küçük mecraların, kesikler, şunlar bunlar falan. Evet, mesela tarih, şeyler, felsefe ya da bunlarla bilimle ilgili olan programları mesela seyrettiğim zaman okuldaki öğrendiğimden ona göre daha kolay anlaşılabilir ve zevkli oluyor yani. Anladım. Yani şeyi kastetmiyorsun, TikTok'ları, Reels'leri falan kastetmiyorsun. Yok. Uzun YouTube şeyleri, evet, bilgilendiren yok şeyler falan. Evet, doğru. Buna ben de katılıyorum ve ben de çok takılıyorum o işlere. Peki şairlik yetenek gerektiren bir şey mi? Bence biraz öyle. Hep duygu da gerektiriyor aslında yani. Duygusal bir insan ya da farkındalıklık, hatta empati de. Başkasının yerine kendinizi koyabilmeniz, onun insanların adına düşünebilmeniz. Birçok duyguyu tanımanız gerekiyor diye düşünüyorum bence. Sanatın her anlamında zaten böyle ki şiir de sanattır zaten. O yüzden bence mecbur. Peki bedel ödemek konusunda ne düşünüyorsun? Bedel ödemek nedir mesela? Sen müziğini yaparken hiç bedel ödedin mi? Yani açıkçası maddi bedeller ödedim. Bir de zamanla ilgili en paha biçimimiz olan şey zamanımı birazcık. Ailemden uzak kalmak biraz ve onların kaybında yaşadığım acı daha farklı oldu tabii ki yani müziğim yüzünden. Çünkü sanat sizi biraz daha ailenizden uzak tutuyor birçok anlamda. Yeterince vakit geçiremedim onlarla diye mi hayatta? Evet falan? Yani birçok insan da zaten hayatında büyük kayıpların annesini babasını kaybeden insan. Birçok arkadaşımla zaten dertleştiğim zaman aynı şeyi soruyorum. Mesela bununla ilgili biraz sevdiklerinize daha uzak, yabancı kalabiliyorsunuz mesela sanatın, müziğini yaptığınız için. Böyle bir etkisi olabiliyor mesela. Bir de insan kaybetmeden önce bunları çok düşünmüyor değil mi? Kaybettikten evet, sonra vay ben niye bu kadar vaktimi onlardan uzak geçirdim. Hiç olmazsa bir kısmını daha birlikte geçirebilirdik diye düşünüyor galiba, değil mi? Aynen öyle. Zaten aldığım en büyük telkinler de yani sen ne kadar zaman geçirseydin hep aynı şeyi düşüneceksin. Doyamayacaksın. Evet, hep aynı şey oluyor. Evet, hiçbir zaman yatmaz. Peki fedakarlık nedir sence? Fedakarlığın sınırı var mıdır? Bir sınırı olmalı mıdır? Fedakarlık bazı şeylerden vazgeçmek yani gerçekten insanın elinde olan ya da amacı olan bir şeyleri kolay kolay vazgeçmesi çok zor olabiliyor mesela. İşte fedakarlık bence budur. İnandığı şeyler uğruna mı? Neden yani fedakarlık? İnandığı şeyler uğruna ya da sevdiği birileri ya da bir şeyler uğruna olabilir. Evet. Bir sınırı var mıdır? Bence insanoğlunun acımasızlığını da düşününce yok gibi. Fedakarlığın da mı sınırı yoktur? Evet yani birisine... Bir denge mi yani o? Yani... Bence denge de değil aslında. Çünkü dengeye bozacak çok şeyler de yapılabiliyor. Yani birinin gönlünü kazanmak için, etkilemek için yapabileceğiniz fedakarlıklar, bir başka birinin canını yakıp da öyle bir şeyler de olabilir mesela. Yani en basit örnekle. Birini mutlu eden şey öbürünü mutsuz mu eder? Evet. Hayat yani fedakarlıklarda bir bedel oluyor sonuçta yani. Ya kendinizden ya da başkasından. Evet. Ne kadar hızlı hızlı ve tatlı cevap veriyorsun ya. Harika bir konu. Sorular da güzel. Peki... Ölüm kelimesi sana ne ifade ediyor? Biraz aslında ipucu verdin ama sen hiç ölüme yaklaştın mı? Açıkçası en çok hissettiğim gerçek anlamda 2020'nin başında Covid başlamıştı. Daha haberlerde seyrediyorduk ama ben
domuz gribi teşhisiyle evden hastaneye götürülmüştüm o zaman. O dönem yaşadım o 40 derece ateş, gördüğüm halüsinasyonlar, öbür dünya. Ama annem, Covid değil, domuz gribi için. Domuz gribi dendi ama sonradan doktorum Covid olduğunu söyledi. Çünkü daha ilan edilmemiş ve tespit edilemiyordu. O çok o dönem yaşadığım gerçekten hiç yani birkaç kere düşerken kaza geçerken hani araçta da kaza yaşadığım oldu ama o anda hissettiklerimi ölüm korkusu zannederken o yaşadığım biraz daha bana meğer farklı bir şey hissettirdi evet ya. Peki sana müziği ilk sevdiren kişi Danyal Bey babacığın. Çok geniş bir müzik aşığı varmış kendisini. Ben de seyretmiştim zaten Fatih'in filminde. Çok özel bir insan gerçekten. Ya insan çok heyecanlanıyor öyle bir baba modeli gördüğü zaman. Mesela benim evladımı yetiştirirken filan ben tabii yaşça senden büyüğüm. 26 yaşında kızım var. Baban zaman zaman hep aklıma düşmüştür. Yani onun güzelliği. Yani çok güzel bir şey hatırlıyorum babanı. Geniş bir müzik arşivi var. Onun sayesinde kaset çalarlarla, plaklarla büyümüşsün. Bahseder misin nasıl bir karakterdi, nasıl bir baba oğlu ilişkiniz vardı? Babam çok sertti açıkçası. Devlet memuruydu aslında ama askeri okuldan, yani 8-9 yıllık askeri okul ve askerlik geçmiş olduğu için öyle bir disipline sahipti yani devlet memuru olmasına ama rağmen. Ama kafası daha açıktı herhalde değil mi? Biraz daha açıktı. Yani dünya üzerindeki var olan bütün sporların kurallarına kadar her şeyi bilip, anlayıp onlarla ilgilenirdi mesela. Yani izlerdi hiç kaçırmadan. Onun haricinde işte yabancı dile hakimdi. Çok fazla kitap okurdu ve dediğimiz gibi en önemli şey müzik de ondan aldığım şeylerden bir tanesi. Onun gençliğinden beri biriktirdiği şeyler, plaklar, kasetler, diğer makaralı çalarlar falan. Evde benim çok fazla müziğe yönelmemi açıkçası sağladı ilgilenmemi. O konuda o anlamda çok şanslıyım babamdan dolayı. Sertliğinden şikayetçi miydin? Yani sertliğinden şikayetçiydim ama yani yapması gereken şeyler yapmış aslında. Şu anda birçok eğer iyi bir huyum varsa hep onun sayesinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü onlar daha da sert bir ortamda yetiştikleri için bir önceki jenerasyonu biraz daha empatik 40 yaşından sonra daha kolay kurabiliyorum. Şimdi doğru. Düşündüğüm zaman benim 30 yaşındaki halimdeyken adamlar bizden daha büyük adamlardı sorumluluk. Yani evet, böyle doğru. Gerçekten şimdi bizim yeni artık YZ'den sonrası biraz daha az dertliler yani eskiler gibi değiliz. O yüzden hep şeydi yani önemli. Ceza onun da şey. Anlaşılır bir yanı var. Herkes eski dertleri taşımak zorunda değil. Evet. Onların yeni dertleri var. Aynen. Yeni insan çünkü biraz da. Ama belki çocukken babanın disiplin anlayışı sana sertlik gibi mi geliyordu? Çünkü bazen disiplinle sertlik karışır. Disiplin lazımdır. Sertlik daha ya tercih edilecek bir şey değil. İkisi de vardı aslında. İkisi sert hem disiplinliydi açıkçası. Yani. Evet. Ama sen diyorsun ki iyi ki de öyleymiş. Evet. Bir sürü melekeleri ondan aldın. Aynen. Güzel. Özlüyorsun herhalde değil tabii mi? Ki çok. Evet. Peki Fatih Akın'ın İstanbul'daki müzik kültürünü anlatan İstanbul Hatırası 2005 Köprüyü Geçmek belgeselinde dökü dramadır aslında o. Babanla birlikte yer aldın. O nasıl bir şeydi hatırlıyor musun? Muazzam, muazzam heyecanlıydı. Babam zaten çok ilginç bir durum. Alexander Hakkı yönetmen ve Fatih Akın. Yani çekim yapmak istediler kesinlikle ve çok hoşlarına gitti babamla yaptıkları röportaj. Alexander sesçiydi değil mi? O da yok, aslında, görüntü yönetmeni. Görüntü yönetmeni. Filmin gösterimlerine gittim ben birkaç o dönem. İspanya'da, Almanya'da, Belçika'da, birkaç ülkede, İsviçre'de falan. Benim konserimden önce film gösterim yapılıyordu. Ve normalde Avrupa seyircisi sinemada hiç zaman alkışlamamaz. Babamın bölümünde her ülkede alkışlandı böyle. İnanılmıyor. Babam Eric Clapton dediği anda millet böyle ayağa kalkarak. Yani o benim için çok heyecan ve gurur verici bir olaydı. Yani Alexander Hakkı da hep onda gurur diyordu o filmin o kısmıyla. Yani millet orada konuşmaya öyle bir de başlıyor ki çok inanılmaz bir katip yani konuşması da tabii, inanılmazdı. Tabii. Ben rapte falan anlamadım. Zannedecek bir şey, başka bir şey diyecek derken Eric Clapton dediği anda böyle o sinemada olayı görmek benim için yani tüylerim diken diken oldu açıkçası. Yani orada hep farkını bir gösterdi kesinlikle. Evet, babacığını da rahmetle almış olduk. Şeyi söyleyeyim sana, 4K kalitesinde film yenilenmiş İstanbul Hatırası. Evet, evet. Belki tekrar izlemek istersen. Ya ben izlemem zaten. Açıp bakarsın. Evet, evet. Söz ne demek? Kelimeler senin için ne ifade ediyor? Kelimeler insanın içindeki duyguları, fikirlerini en iyi ifade edebileceği yöntem olarak düşünüyorum. Yani birçok yöntem insanın enerjisini dışarı vurduğu şeyler vardır. Şiddet gibi, sinirlenmek gibi ama sözler, konuşmak ve yazmak bence en güzeli ve kendinizi en iyi yansıtabileceğiniz
en de barışçı şeylerdir. Değil mi? Kimi zaman barışçı da olabilir, kimi zaman kalp kırıcı da olabilir ama sözlerle... Hayır, barışçı bir savaşkan olursun sadece sözlerle yapıyorsan. Keşke öyle olsa yani herkesin, ha. Evet onu tercih ederdim açıkçası. Peki ilham konusunda ne düşünüyorsun, sen nelerden beslersin? İlham nedir? İlham diye bir şey var mı? Ya bence var. Sizin etkilendiğiniz herhangi bir şey size heyecan veriyorsa, bir şey üretme isteği veriyorsa mesela o ilhamdır zaten. Ne mesela? Ne bileyim, gördüğünüz bir manzara olabilir ya da bulunduğunuz bir ortam bile size ilham verebilir. Ya da çiçek, böcek, biri, aşk her şey olabilir. Her şey olabilir ya da biri verebilir. Dinlediğiniz bir şarkı da ilham verebilir. Her şeyden etkilenebilirsiniz açıkçası. Sen de açık ben mısın seyahatlerden çok etkileniyorum açıkçası. Seyahat. Evet. Hmm. Özellikle karayoluyla ben her yere gidiyorum. Anadolu'ya konserlere mesela. Araç sürüyor musun? Kendim kullanıyorum araçlarda mesela gidersem. En uzağa da gitsem o şekilde zaten tercih ediyorum. Bu beni çok etkiliyor yolda gördüklerim. Mesela hani Anadolu'yu görmek, insanlarla muhabbet etmek. Döndüğümde her zaman böyle yazacak ve benim ruhumu beslemiş olan bir şeyler hissediyorum. Ve bunu dökmeye çalışıyorum elimden geldiği kadar kağıda ve yazıya. Mükemmel. Zaten yol yapmanın kendisi de bir şey, ilham şeyidir, selidir. Bence öyle. Baktıkça yol yapmak öyle. Zihni yol temizleyen, yapmak, açan. İnsana yaşadığını hissettiren şeyler yani. Evet. Peki başarıyı tanımlar mısın? Yabancı, hiç yabancı olmadığın bir şey. Başarı da sizi ve sevenlerinizi sevindiren ödüller, onları başarı olarak görüyorum. Bunun illaki maddi anlamda değil. Aldığınız, girdiğiniz bir liste, aldığınız bir ödül ya da sizin hakkınızda yapılmış bir yorum. Sevdiğim bir işi yapabiliyor olmanın kendisi zaten başarı. Evet ve bu yaptığınız iş karşılığında pozitif yorumlar almak mesela ya da bunu taçlandırmak dediğim gibi ödüllerle ya da girdiğiniz listelerle ya da çok değerli birinin yaptığı sizle ilgili bir yorumla. Evet. Mesela bunlar bir başarıdır benim için müzik anlamda. Yalnızlık getirir mi? Bence getirir. Sen yalnız birisi misin? Birazcık açıkçası öyleyim yani. Yani çünkü zaman birazcık o hale itiyor insanı ister istemez. Başarılı olmak için insan çok mu kendi içine kapanıyor yoksa etrafın nazarı nedeniyle mi acaba insan yalnız kalıyor yoksa ikisi de mi? Yok, herkes de aynı değil ya. Çok başarılı arkadaşlarım var mesela. Çok büyük bir komün halinde üretip iş yapabiliyorlar mesela. Yani ona da büyük hayranlığım var benim mesela. Hı. Ama benim yaptığım iş daha bireysel olduğu için mesela daha yalnız kalıp izole olmak biraz daha benim işime geliyor diyebilirim. Yani. Hmm. Tabii ki stüdyo çalışmalarımda benim için en önemli an yazdığım an mesela. Yani şarkıyı beste yaptığım anda evet. Biraz yalnız olmak en önemli anlardan biri. Onun haricinde diğer çalışmalar, beste yapmak, kaydetmek, işte aranje, düzenlemeler. Onlar ansambul tabii. Ama dediğim gibi üretim anında ya da düşündüğüm anlarda yalnızlık biraz daha tercihim oluyor açıkçası. Tercih edilmiş yalnızlık da güzeldir zaten. Mecburi olanı kötü. Peki aşk, illaki konuşmak zorundayız. Keserler yoksa bizi. Aşk nedir? Biraz senin tarifin varsa seninkini duyalım. Aşk sevginin herhalde vücut bulmuş hali gibi. Yani birini sevdiğiniz zaman yaptığınız eylemler aşkın ispatı gibi olmuş oluyor işte. Hmm. Fedakarlıklar, ne bileyim verdiğiniz bir şey, yani onu sevindirmek. Bu bence aşk. Ya da yaptığınız işte de aşk var aslında yani. O İnsana duyulan aşk. Evet, zevkle yapabiliyorsunuz. Bu sabahın uyandığınız zaman işinize bir an önce kavuşup o işi yapmak istiyorsanız o da bir aşktır aslında yani. Bunu kaybetmemek çok önemli. Ömrü ne kadar onun? Bu aşk işini? Aa, bunu sonsuza kadar yani ölene kadar yaşayan da gördüm. Çok kısa sürende de gördüğüm için. Bence, artık senin talihine kalmış diyorsun. Evet, biraz öyle. Biraz da bakış açısına galiba.